122 yıl bir imparatorluğu yöneten hanedan, Osmanlı Hanedanlığı. Yıl 1920'lere geldiğinde artık imparatorluk da hanedan da yorgundu. Öyle ki Birinci Dünya Savaşı'nda büyük yenilgi aldı. Son padişah Vahdettin, halk kendi kurtuluş savaşını verdiğinde desteğini esirgemedi. Ancak savaşın ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Rejim değişti. Osmanlı İmparatorluğu artık ortada yoktu. Yerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştu. Yeni devlet, politika gereği 622 yıllık hanedanlığı yurt dışına sürgün etti. Padişah ve hanedanının Türkiye'ye girişi yasaklandı. O tarihten sonra kimse hanedanlığın akıbetini sorgulayamadı. Ta ki 1952 yılına kadar. Dönemin başbakanı Adnan Menderes, hanedan üyelerinin Türkiye'ye girişinin serbest bırakılmasını istiyordu. Bu fikir kanun teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğinde büyük tartışmalar yaşandı. Hatta Menderes hilafeti geri getirmekle suçlandı. Ancak o kararlıydı. Dediğini yaptı. 1952'de çıkarılan bir kanunla hanedanın hakları iade edildi. Osmanlı hanedanı ait olduğu, yüzyıllardır yaşadığı topraklara artık geri dönüyordu. Hanedanın çoğu kadın üyesi ülkesine geri döndü. Ancak bir sorun vardı. Ne oturacak evleri ne de yiyecek ekmekleri vardı. Nasıl yaşayacaklardı? Menderes hanedan üyelerine örtülü ödenekten maaş bağlanmasını sağladı. İki yıl sonra Menderes'e bir mektup geldi. 26 Ekim 1954'te ülkesine dönen hanedan üyelerinden Sultan 2. Abdülhamid'in hanımı Müşfika Kadın Efendi'den geliyordu mektup. Bu mektup tarihimizin en hazin mektuplarından biriydi. Müşfika Hanım şöyle diyordu. Sayın Başvekil, ben Osmanlı Hanedanı'nın son hükümdarlarından 2. Abdülhamid'in dördüncü zevcesiyim. O devrin ebediyen kapandığına razı olmuş bulunmaktayım. Devir kapanırken meskur hanedana mensup olanlar durumun gereği olarak memleketi terk etmek mecburiyetinde kaldılar. Ben o konudaki kanunun bahsettiği müsaadelerden istifade ederek şefik milletimin, merhametli milletimin kucağına sığınarak sevgili milletimi terk etmeyip daimi surette onun himayesi altında kaldım. Oğlum, örtülü ödenekten her ay 200 lira maaşım var ama artık geçinemiyorum. Mümkünse bir miktar ilave yapın ve beni aciz şekilde yaşamaktan kurtarın. Mektubun ilerleyen satırlarında şöyle diyordu Müşfika Kadın Efendi. Ben merhametli milletimize tarihin emaneti gibiyim. Devletten ve milletten başka dayanağım yoktur. Aciz bir şekilde yaşamama rıza göstermeyin. Çektiği sıkıntıyı dile getiriyordu Müşfika Hanım Efendi. Başbakan Adnan Menderes'e yazdığı mektubunu şöyle bitiriyordu. Oğlum, halimi arz ettim. Sevgi ve dualarla gözlerinizden öperim. Mektubun ardından Menderes hemen harekete geçti. Müşfika Hanım'ın aylığına 50 lira zam yapıldı. Menderes, Müşfika Hanım'a maaş bağlamakla kalmamış, İstanbul'a geldikçe ziyareti kendisine bir vazife edinmişti. Gizli gizli padişah eşinin evine giden, onun elini öpüp hayır duasını alan Menderes'in bu ziyaretleri 27 Mayıs'tan sonra soruşturma konusu olacaktı. Adnan Menderes Yassıada'da tutukluyken kendisini ziyaret eden eşi Berin Menderes'e başında onca dert ve bela varken şunları söyledi. Padişah Efendimizin eşi ve çocuklarına maaş bağlamıştım. Muhtemelen o maaşları kesilmiştir. Kendileri ne yer ne içer meraktayım.